Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ve bugün 20 Nisan 2025. Ben 20 Haziran 2020... Bir dakika bakıyorum. Babalar günü ne zaman? 20 Haziran diye biliyorum arkadaşlar. Babalar günü. 20 Haziran. Aynen. Doğru bilmişim. 20 Haziran Pazar'da Babalar Günü arkadaşlar. Yani 3. ay falan, 3 ay falan var arkadaşlar. 3 ay sonra Babalar Günü. Yani 2 ay sonra, 2. aydan sonra 3. ay Babalar Günü oluyor. Ona özel bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ta 20 Haziran Babalar Günü'ndeki videosunu Nisan'ın 20'sinden çekmeyen de ne bileyim yani. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bugünün tarihi 20 Haziran. Bugünün tarihi 20 Nisan 2025 ve 20 Haziran'a video çekiyorum. Tamam, bunu anladınız zaten. Bunu anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. 20 Nisan'dan 20 Haziran'a bir video. Babalar Günü özel. Bugünkü videomuzda Babalar Günü, yani hatırlayabildiğim, bildiğim kadarıyla babamla olan anıları konuşacağım. Yani pek bilmiyorum. Ben 2000'liyim ve babam 2004 yılında vefat etti. 4 yaşında falandım yani. Sadece böyle annem anlattığı kadarıyla biliyorum. Babamın fotoğraflarına falan bakacağız arkadaşlar. Bundan öncesinde bir tane video daha çektim ve o videoda annemin gençlik fotoğrafına baktım annemle beraber. Gönül isterdi ki bu videoyu babamla beraber, babamın fotoğrafından baktığım bir video olsun. Ama maalesef öyle olmadı işte. Ya zaten babam olsaydı bile geri kafalı biraz, yani annesi babası yaşlı insanlar ve kendisi de biraz geri kafalı. Yani tam bilmiyorum, tanımıyorum. Ama geri kafalıdır diye düşünüyorum maalesef. Böyle bir video çekmeme izin verir miydi onu da bilmiyorum. Umarım, keşke izin verseydi de beraber çekseydi. Ya yani bilmiyorum, tanımıyorum diyorum zaten arkadaşlar. Ama keşke tanısaydım yani. Biraz vakit geçirseydik. Belki kafamız kafa denk olacaktık. Belki TikTok videosu çekmeme izin vermeyecekti, olabilir yani. Ama keşke tanıyabilseydim babam birazcık. Anne şimdi bir video çekiyorum. Babamın nasıl birisi olduğu hakkında, yani babamla alakalı bildiğim anılardan falan bahsedeceğim. Sence, hani ben seninle bir video çektim ya. Hani senin gençlik fotoğrafından baktım. Senin yanıma oturttum. Beraber video çektik. Eğlendik, güldük. Öyle bir video çekmem mi? Babam olsaydı izin verir miydi? Yani onunla beraber oturup benimle video çeker miydi? Seni görmüyorlar hani yüzünü böyle böyle yapmadı. Konuşur musun? İzin vermezdi. Neden? Ya izin vermez, çok mu geri kafalıydı? Yapıyor. Annem böyle onaylı. Çok geri kafalıymış arkadaşlar maalesef. Tabii siz göremiyorsunuz annemi. Yani annesi... Ben Almanya'da yani büyüdüm. Diyeyim. 14 yaşında. Orta 3'ten sonra Almanya'ya gittim. Ama o 3. sınıfa kadar okumuş. Yani. Tamam peki. Yani babamla bu videoyu çekemezdim yani. Çekemezdim. Olsun ya. Tanımayı ama isterdim. Ama belki yaşa ilerledikçe zaten uyum sağlayabilir. Kaç yaşında olacaktı? Şu an 49 falan. Vay, 49 yaşında. Aranızda 5 yaş mı vardı? Peki tamam. Maalesef arkadaşlar babam olsaydı böyle bir video çekemezmişiz. Yani anneme sordum. Annem de onu daha yakından tanıdığı için. Şimdi fotoğraflara gelelim. İlk fotoğrafta yanımızdaki benim yüzünü kapattım halamdı. Ne olur ne olmaz diye yüzünü kapatma gereği duydum. O elinde tespi olan küçük çocuk da benim. Ve babam bu şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle kayayım da. Şuraya da resmi koyayım. Şuraya koyayım. Şuradan bakın. Babam bu şekildeydi benim. Yani çok böyle tatlı, karizmatik bir adamdı benim babam. Bu şekilde bir resmimiz var mesela. Ondan sonra o annemin düğününde anneannem takarken yani o da annem zaten. Ben de çok yakışıyorlardı yani. Babam sarışın ve kıvırcık saçlıydı.
Bence çok karizmatik. Ve ben de ana çekmişim. Annem güzel, babam da karizmatik ve tatlı yakışıklı olunca ortaya böyle bir şey çıkmış. Yahu. Annem de vefat etti bu arada. O fotoğraftaki anneannem de vefat etti arkadaşlar maalesef. Sonra da tatlı yerken babam. Saçı da bayağı kıvırcıktı yalnız. Öyle yani. Saçı bayağı kıvırcıkmış. Benim saçım da biraz kıvırcık. Ona benzemişim. Annemin saçı düz çünkü onu biliyorum. Annemin saçı düz. Bu da düğün fotoğrafı. Annemle babamın kenarlardakileri kırptım. Bu fotoğraf da biraz babam galiba fotoğraf ya tam fotoğrafı çekilirken bilmiyormuş galiba böyle biraz değişik bakmış. Annem falan çok tatlı çıkmış. O gelin çiçeği daha düne kadar duruyordu ama şimdi kayboldu gitti arkadaşlar. Ondan sonra üçümüzün tezekler içinde bir fotoğrafı. Tek üçlü aile fotoğrafımız bu. Ve o da tezeklerin içinde yani. Koyun boklarının içinde arkadaşlar. Düşünün çok kötü bir durum. Sonra burada ne demeye çalışmış acaba babam ya? Ben parayı seviyorum mu demeye çalışmış. Para benim için her şeydir mi? Bu parayı ben kazandım alın terim de mi demeye çalışmış. Ne yapmış? Ama her zamanki gibi çok tatlı çıkmış bence. Sonra da gene böyle bir fotoğrafları var. Gene babam annemle beraber. Gene annemle babam. Çok tatlılar bence. Bir de babamı yanında dedem falan vardı işte böyle kardeşi vardı onu kırptım. Babamın fotoğrafı arkadaşlar. Burada babam gülmüş ve annem hep ben ayva yediğim için senin gamzen var diyor ama babamın da gamzesi var gördüğünüz gibi. Galiba hem babama çekmişim hem de annem ayva yediği için gamzem çıkmış. Bu kadar arkadaşlar fotoğraflar. Şimdi de birazcık anılardan falan bahsedeceğim. Arkadaşlar bildiğim kadar anılar. Babam içine donmuş gibi öleceği, vefat edeceği veya başına kötü bir şey geleceği. Benim kuzenimle beraber aynı avluda yaşıyorduk biz. Hani aynı okula gideceğimizi falan aynı okula gittik zaten. İlkokul, ortaokulu beraber okuduk kuzenimle ve ona harçlık veriyormuş. Hani okulda koru kızımı diye beni koruması için kuzenim harçlık falan veriyormuş. Hani işte koru onu, kolla, abisi falan diye harçlık falan veriyormuş kuzenime. Bu şekilde bildiğim bir anımız var. Ondan sonra ama kötü anılar da var tabii. Her ayda olabilir bence. Onlardan bahsetmeyeceğim şimdi. Kötü anıları boş verdim. Çünkü eskide kaldı yazık. Adam vefat etti gitti zaten. Ama bence yani ailem içinde kavgalar oluyordu, şiddet oluyordu, geçimsizlik de oluyordu bizim. Yani çoğu ailede olabileceği gibi yani keşke olmasaydı ama maalesef olabiliyor. Annem ya bence benim babama bir şey olmasaydı annem hayatta olmayabilirdi yani. Belki babam anneme bir şey yapardı maalesef. O yüzden babama bir şey olmasaydı bence anneme bir şey olurdu diye korkuyordum. Ben de yani şu anda korkmuyorum çünkü babam yok. Yani bu şekilde olması bir kötü oldu tabii ki de ama keşke yandaşsalardı ve ikisine babama bir şey olmasaydı. Ya aslında bu videoda açık sözlü olmak istiyordum. Yani aile içinde şiddet, geçimsizlik, kavgalar bunlardan falan da bahsetmek istiyordum. Ama şimdi videoyu çok uzatıp da böyle başınızın etini yiyip kafanızı ağrıtmak istemedim. Bunun için biraz videoyu kısa tutacağım. Yani babam ölmeseydi, vefat etmeseydi anneme bir şeyler olabilirdi diyorum sadece. Ama keşke ikisi iyi anlasalardı ve şu an babam da sağlıklı olsaydı daha güzel olabilirdi tabii ve kafa dengi olabilseydik daha güzel olabilirdi veya onu yakından tanıyabilseydim. Mesela bir anım daha var babamla alakalı. Biz mesela babam biraz sinirlendi falan diye bir işe gitmişti galiba. Ve biz annemle dua etmiştik hani biz düğüne gidiyoruz kızmasın baban demişti annen hani gidince biraz sinirli değil de böyle agresifti diyelim. Ve kızmasın işte bir şey demesin diye dua etmiştik annemle beraber. Duamız da kabul olmuştu çok şükür. Babam kızmamıştı gelmişti düğüne. Kucağına almıştı beni böyle. Öyle eğlenmiştik oynamıştık öyle güzel vakit geçirmiştik.
Hatırlayabildiğim kadar anılar bu şekilde arkadaşlar. Size söyleyebileceğim bir şey var bu videoda. Ailenizin, anne babanızın, anneanneniz, babaanneniz, dedeniz varsa onların hepsinin kıymetini bilin. Yani söyleyeceğim şu ki ailenizin kıymetini bilin arkadaşlar. Sizi seviyorum. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Güle güle arkadaşlar. Bir dakika. Bu arada video 20 Haziran'da yükleneceği için babalar gününü babanızın benim için de kutlayın arkadaşlar. Bye bye.